Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Öncelikle geçmiş olsun. Geçen hafta sınava girmiş olun. Yani üniversite sınavına giren o arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. İnşallah sonuçlar da en kısa zamanda gelir ve güzel, hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi geçen hafta sınava girdiniz. Evet, birkaç arkadaşlarım da girmişti böyle. Bizzat hazırlanan, 12. sınıfta olup da hazırlanan, güzelce hazırlanan arkadaşlarım da vardı böyle. Sevdiğim kardeşlerim vardı. Onlar da girmişti. Onlarla da konuştum. Onlar daha çok TYT iyiydi ama AYT'de zorlandığını söylediler. Yani çok da matematikte zorlandıklarını dile getirdiler. Ama genel olarak genel olarak baktığımızda böyle hani yani AYT'nin TYT'den daha zor olduğunu söylemişlerdi. Sorular da geldi. Ben sorulara bakmadım. Hiç bakmadım. Çünkü artık yani o sınavdan, o sorulardan o kadar yani insan bunalıyor ki bir yerden sonra artık bunalıyor. Yani sınav görmek istemiyor. Mesela KPSS sorularına, KPSS sınavına giriyorum da hani KPSS sorularına bakıyorum. Ne var ne yok, neler sorulmuş, neler sorulmamış onlara bakıyorum ama artık bu üniversite sorularına hiç bakmıyorum. Ama psikolojilerini anlamak için böyle kişilerle oturup konuşuyorum, sohbet ediyorum. Yani her ihtimale karşı ki zaten ben üniversite sınavına girdiğimde 18 yaşıma giriyordum. Sene 2016 yılında. Yani neredeyse şu anda 25 yaşındayım. Kaç yıl oldu işte yani? 6-7 yıl oldu yani. Vay be, yaşlanmışız. Neyse arkadaşlar, artık iyisiyle kötüsüyle yani hazırlanan, hazırlanmayan arkadaşlarımız herkes sınava girdi ve sınav geride kaldı. Bundan sonra siz neler yapacaksınız? Sizleri neler bekliyor? Nelere dikkat edeceksiniz? Bunlara biraz değinmek istiyorum. Çünkü bir farkındalık olursa, en azından bir bilinç oluşursa ona göre yordamınızı çizmenizden fayda olacağını düşünüyorum ki oluyor zaten. Şimdi baktığımızda böyle sınava neredeyse 3 milyon üzerine bir şey vardı, bir başvuru vardı. Yani ama üniversitelere baktığında, üniversitenin kontenjanlarına baktığında böyle o da 1 milyonu geçti diyebilirim ama 1 milyon civarı diyelim işte. 1 milyon öğrenci alınacak. İşte bu 1 milyon öğrenci, 3 milyon öğrenci başvurdu. 1 milyon öğrenci de yerleşeceğini düşünürsek bile kontenjan olarak neredeyse 3 kişiden biri yani yerleşebilir bir durumda. Çünkü baraj yok. İşte hani kontenjan olduğumu direkt yerleşebilir, üniversitelere gidebilirsiniz. Şimdi sınava girdiniz arkadaşlar. Sınav geride kaldı artık yani hazırlanla hazırlanmayan da güzelce bir rahatça bir hava, temiz hava alın, böyle nefes alın, kendinize bir şey yapın. Eğer sınavınız iyi geçmişse, kötü geçmişse hiçbir şekilde şey yapmanın, güzelce bir rahatça bir nefes alın ve kendinizi ödüllendirin. Eğer güzel bir şey yani yapmışsanız da kendinizi ödüllendirin. Yani gidip bir etkinlik yapın, bir işte hani piknik yapın, ne bileyim bir İşte dışarı çıkın, gezin, tozun, şey yapın. Bir şeylerle muhakkak kafanızı şey yapabilirsiniz. Yani aman efendim sorular ne oldu, ne bitecek, acaba kaç net gelecek, kaç puan gelecek. Kendinizi bunlarla sıkmayın ki sıkmaya da değmezsin harbiden de. İnsanın hayatı, sağlığı daha çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani dedik ya, hiçbir şekilde bu tür şeylerden uzaklaşın, kendinizi ödüllendirin, kendi şeyle, farklı şeylerle uğraşın. Çünkü bunun sonuçları yaklaşık bir ay sonra, o da 20 Temmuz'a falan denk geliyor işte. 20 Temmuz'da en geç açıklanacak. İşte açıklanana kadar kendinize zaman ayırın, gezin, tozun, şey yapın. Ha, bu zaman içerisinde şey yapabilirsiniz. Üniversiteleri araştırabilirsiniz. İşte hangi üniversite, nasıldır, nerededir. İşte hani videoları izleyin, açın YouTube'da videolarını izleyin falan filan. Ondan sonra bölümleri araştırın. Hangi bölümü okumak istiyorum? Hangi bölüm açıktır? Yarın öbür gün ben bu bölümü okuduğumda kendimi nerede görebilirim veya bu bölümden mezun olduğumda diplomamı konuşturabilir miyim gibi araştırmaları yapabilirsiniz. Ben olsam böyle yaparım yani. Çünkü önünüzde eğer sonuçta geldikten sonra tercih döneminde ya 2 yıl ya 4 yıl ya 5-6 yıl bir üniversite hayatı sizi bekliyor. Bu zamanınızı da iyi değerlendirmenizi istiyorum. Ona göre bir yol yatağını seçin ki yarın öbür gün yani zamanınızdan işte hani o şeylerden mahrum kalmayın. Onun için önce bölümleri iyi araştırmanızı tavsiye ediyorum. Hangi bölümler iyidir, yarın öbür gün ne yapacak? Üniversiteleri araştırın işte.
Çünkü sonuçta gidip okuyacaksınız ve o birinin okuduğunuz yer de çok çok önemlidir. Oranın işte hani ulaşım olsun, yurdu olsun, kaldığınız yerler olsun, bu tür şeyler çok çok önemlidir. Ki bilakis üniversite girip de üniversitesini sırf üniversitenin yerini, üniversiteyi, şehri sevmeyen insanlar olduğunu biliyorum. Ondan dolayı geri dönüp tekrar sınava hazırlanan, o kadar zaman kaybeden arkadaşlarımızın olduğunu da biliyorum. Onların araştırmalarını yapabilirsiniz. Bak, şehir çok önemlidir. Ama şu hatayı yapmayın. Şu hatayı yapan arkadaşlarım çok oluyor ki ben kendim yapıyordum o zamanlar. Tabii yolu gösteren, bize yani farkındalık yaratan kimseler olmadığı için ben bilakis üniversite gittiğim zaman bölümden daha çok üniversiteye, şehirlere bakıyorum. İşte yarın öbür gün işte bu şehir güzeldir, gezerim, şöyle yaparım bakış açısı vardı. Bu bakış açısı çok yanlış. Evet, önceliğiniz bölüm olsun. Bölümü ondan sonra hangi üniversitede okursam, hangi şehirde okursam daha iyidir. Bakış açısı da olmanızı tavsiye ediyorum. Yani başka yapabilecek bir şey yok. Kendinizi ödüllendirin. Bölümleri araştırın. Üniversite şeyini şey yapın. Yani çok var yani. Çok fazla öğrenci var yani. İş işten geçti artık. Belki bir de şu dipnotu da eklemek istiyorum. Eğer bak üniversiteye gideceksin 2 yıl, 4 yıl, 6 yıl, 5 yıl falan filan fark etmeksizin herhangi bir bölüm. Ama bu bölümlerin yanında, bu üniversitenin yanında muhakkak böyle farklı alanlarda da kendinizi geliştirin. Ne bileyim bir yani çalgı olarak bir şeyler öğrenebilirsiniz veya hani o diyorlar ya hani mesleki eğitim, mesleki bölümler var böyle. Kendinizi o konuda da geliştirebilirsiniz. Çünkü yaşınız çok uygun. Şu anda 18, 19, 20 yaşlarındasınız. Belki daha 17 yaşında olan arkadaşlarımız da vardır. Şimdi yaşınız daha uygun olduğu için belki çoğusunun farkında değilsiniz böyle. Yarın öbür gün hatta şu ana baktığımızda üniversite okuyup da şu anda boşta kalıp yaş ilerlemiş, herhangi bir bilgi birikimi yok, herhangi bir mesleki eğitimi yok. Yani size tavsiyem, en büyük tavsiyem belki de bu olacaktır. Hangi bölümü okursanız okuyun ama muhakkak bir bölüm okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer bir işiniz, bir gücünüz olsa dahi açıktan olsun, farklı şeyde olsun bir bölüm mezun olmaya, yani üniversite mezunu olmaya, üniversite diplomasına sahip olmaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Ama bunların yanında İşte hani kendinizi başka alanlarda geliştirin, meslek alanlarda hani bu zamanki gençler daha çok işte internette yazılıma, sitelere çok şeylidir. Kendinizi o konularda da geliştirebilirsiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İyi ki de bazen diyorum ki böyle de şu anki arkadaşlarımızla konuşunca iyi ki de biz bu dönemin öğrencisi değiliz. Yani evet avantajları var ama avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Çünkü yani rakipleriniz çok var. 3 milyonun üzerine bir öğrenci kitlesi. Ne demek arkadaş yani? Biz girdiğimizde 1,6 mıydı neydi? 2 milyona yakın değil mi yani? Düşün yani o kadar yığılmalar var ve sürekli artıyor. Yani sürekli bir kitle geliyor ve önü de açılmıyor. Bunları hepsini düşündüğümüzde gerçekten sizin yerinizde olmayı yani iyi ki de değiliz yani. Allah yardımcınız olsun. Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Moralinizi bozmayın. Gidin eğlenin, kafanızı dağıtın, farklı şeylerle şey yapın. Hayat illa siz bunu hedeflerseniz bu olmaz da şu olur. Hiçbir şekilde şey değildir. Belki o sizin için daha iyidir. Ki bilakis ben de hani öğretmenliğe gittim. Ondan sonra kendimi sağlık teknikeri yani tipi sekreterde buldum ve bugün burada tipi sekreter üzerinde iş yapıyorum. Buna çok çok önemlidir. O zaman tekrardan geçmiş olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Güle güle kalın inşallah. Sorularınız veya sormak istediğiniz sorularınız varsa da yorum kısmında belirtebilirsiniz.